abi çık diye platform millet geçiyor sen geçe geçmeyeceksin değil mi? Ya da öyle bir açıklama yapmadım Yok daha öyle bir açıklama yapmadım. Bir de e, galiba aboneler genelde değil mi böyle bir tepki veriyor o tip şeylere. Ya ben daha önce hiç platform değiştirmedim. Kitle görüşüyoruz. Bayağıdır yani çok önceden de görüştük. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kordicim ne yapıyorsun ya? Aleykümselam. Yetiştim mi yayına ya? <laughs> ya yetiştin kanka ya. tamam ben şu an şey bulundayım böyle kafamı arkaya koydum. Bitirmeden önce sohbet. Ne yapıyorsun kardeşim? Ya siz ne yapıyorsunuz? İyi ne yapak vallahi Anlamadım bugün yine yayın böyle ne oldu? Yayın mı oldu? Oldu mu olmadı mı? <laughs> Garip bir hissiyat var. Tamam ya var. o güzel bir şey ya bence ara verdikten sonra. Ya bu şey gibi oluyor işte eski yayınlar gibi. Çarp... Ha işte hoş bir şey bence 10 -15 yani. 10-15 saatlik, 12 saat, 9 saat, 10 saat yaptığımız yayınlarda hep bu hissiyatla kalıyorduk ama güzel zaman geçirdik. Aynen, Aynen öyle. E evet, çok muhabbet döndü. Kamp videosu fayizdik. Onları kaçırdın tabii Kordi sen. lan Kordi. Bakarım ya. Solda Bak, falan. bir de like atıp yorum atarsan seviniriz. Like atıp yorum da atarım. <laughs> evet <de> like at. <gülüyor> <gülüyor> <Çık> daha <laughs> pahalı Twitch'e göre ve platformun tasarımı Twitch'in kopyası. Kopyası değil John. Adam Çok değil Johnny ya. <laughs> onu söyleyebiliyor muyuz ya? Onu ben de bir onu düşündüm de. Söylemeyeyim. Araştırın oğlum bilmiyorsanız da araştırın işte. Ama kopya değil yani. O Hani şey değil böyle. Twitch'ten görelim de aynısını yapalım değil o. Abi lütfen konuşuyoruz demek ki işte, ne oluyor? Oğlum Konuşuyoruz da. Niye böyle bir tepki var ki? Evet onu ben onu anlamıyorum ya. Mesela şeyi anlamıyorum. Twitch bizim namusumuz hayır, yoksa. Hayır. Ya öyle düşünüyor olabilir. Twitch çok seviyor olabilir. O ayrı bir konu. Mesela bir bok oluyor. Herkes giydiriyor platforma. Ondan sonra bir opsiyon çıktığı zaman da aman abi yardım yırtarım kendimi abi bilmem ne abi. Şimdi burada şeye yorum yapmak lazım sanırım. Kişiyi izleyenlerle yani yayıncıyı izleyenlerle platformda Gezenler arasında iki ayrı evet. izleyici grubu var o zaman. Şimdi burada kişiyi izleyen zaten kişiyi izlemeye devam ediyordur. Ama Twitch'e devam etmek isteyen, Twitch'te takılmak isteyen de o yüzden geçme meşme diyordur. Çünkü geziyordur o Twitch'te sürekli. Anladığım kadarıyla öyle bir durum var. Bence burada platformu değerli kılan tek şey. Mesela dediğin gibi hani adam şey gibi açan da çok ya açayım bakayım kim ne yapıyor hani yanda bir şey açayım falan. El alışkanlığı var ya bir de. Heh. O yüzden açtığında kendine hitap edecek bir şey bulabildiği bir platformsa bence herhangi platformun adını bir platformun adının ne olduğunu çok önemi yok. Arkadaşlar bu konuda aslında yapılacak yorumlar sabit. Bak herkes aynı tatavayı yapıyordur Twitch'te. Ben 7 yıldır Twitch'te yayın yapıyorum. Hatta 7.5'a dayandım mı tam emin değilim. Defalarca herkes gibi bana da 50 tane teklif geldi. Kralları geldi, bilmemleri geldi. Malum yani Ge geldi. Genelde orada bizim hep ağlayarak reddedilen tek. E, ya doğru yani, <laughs> hani çok ağlayarak değil de böyle. Acaba aptallık mı yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz? İşte o kaygı ya? zaten ya. O kaygıdan yani. dolayı çok çakes e, reddettik, e, yapmadım, girmedim. Sonra girmedik oldu falan. Şey muhabbetleri çok dönüyordu kendi aramızda. Nasıl diyeyim? Ya abi striki olanlar var, aboneliği olanlar var. Onlara ne olacak? En büyük stresimiz oluyor İşte hani geçtik diyelim tamam. Ee, ve uzun süre orada yayın yaptığımızı düşünelim. Ama günün sonunda burada abonelik kasan adamlar vardı ama unutmayın o dönemler aboneliğin süresi bozuluyordu. Yani sen ikinci ayın ya da 10. Işte ayın yenilediğinde sıfırlanıyordu. Ee, şimdi Allah'tan öyle bir şey yok. Yani sen 70. aydasın. 70. ayda ister yenile, yenilemesen de bir daha yenilediğinde 71. ay oluyor falan. Aynen öyle. Ee, o açıdan bir fark vardı o zamana göre. Yani dediğim gibi başka platforma geçip de onu tecrübe etmedim. Herhalde Twitch'te de bunu etmeyen bir ben kaldım. Ee, bizim ekiptekiler de dahil olmak üzere. Abi buradaki bence en büyük sıkıntılardan biri de geçtiğin zaman Mesut'un farklı bir platforma geçildiği zaman o platformun arayüzü de çok önemli. Yani ev bir hani burada bunu bunu defalarca anlattım. Defa Bak ilk hatta hatırlayayım benim söylemiş. İlk Facebook teklifi geldiğinde ya dur çok güzel ha. bir para veriyorlar bir değerlendirelim diye böyle Facebook'u bir açtık kötülemek için söylemiyorum ama dedim benim chat burada kafayı yer. Kitap daha abi Hitap yani kötülemek etmez. değil bu. Aynı. Yani strateji kimse ve onu beğenmezdi. Ilk, de, i̇lk toplantıda dedim ki onlara arkadaşlar dedim bu arayüzle hani başkaları adına konuşamam ama ben hali hazırda beni izleyen insanlara burada yayın izleyin diyemem. Çünkü ben bir izleyici olsam asla ve asla o chat'e dahil olamam yani. Anladın mı? E, o yüzden o zaman bir hatta düzeltilecek evet yapılacak dendi. E, hiçbir şey değişmemişti. Sonra nimolar nonolar vardı hatırlıyorsanız işte o efsanevi paraları teklif eden platformlar. Hı -hı. E, onda da aynı mevzu vardı. E, ben oturup tek tek şey listesi yapmıştım. Burada uçanlar yok bu, abuk subuk Böyle bir sürü şey vardı o arayüzde sıkıntılı. E, onlar da bize bana şey demişlerdi yani o feedback'i verin biz düzeltebildiğimiz düzeltelim Bayağı feedbackler verildi. Arayüzü çok kötüydü. Sonra yine konu şeye döndü. İzleyici burada mutlu olmaz. Yani alışık değil. E şimdi kick'in de avantajı o. Yalan yok. Yani birçok yayıncının da bence içinden Aa, burası olur demesinin en büyük sebebi arayüzünün e, Twitch'e çok benzer olması. Yani bir de bak şu da çok önemli. Bir yayıncı gözünden bakın diye söylüyorum bunu. Bir platformun herkese paralar yağıp herkesin ee, onun platformuna geçmesini beklemesi çok doğru bir strateji değildir. Genelde çoğu da battı gitti biliyorsunuz. Gidenler parasını aldı veya alamadı bilmiyorum. Geri döndüler. Ben sadece duyduklarımı anlatabiliyorum. Ee, çok giden gelen oldu yani. Mesela bazen görüyorum yorumlarda bu hay falan geçti zaman. Aman arkadaşlar 3 ay sonra zaten dönecek köpek gibi falan. Ya tavra gerek yok yani hani, Ne alakası var? Adam zaten der ki sana ya da ben derim ki ya da bir başka yayıncı. Ya arkadaşlar ee, orada yayınlarımıza devam edeceğiz. Döneceğiz, buraya geleceğiz. Mesela yurt dışında bu kadar böyle bir algı yok ha. Bizde bir sahiplenme durumu var ya. Evet. Şeyi bile gördüm ya. Yorumlarda. Aman akuduklarım yine para kazanacaklar falan. Dizimler Ne oluyor. <laughs> i̇şte orada hınç çıkarmaya çalışıyor. Ama yani bunu böyle fanatik diye çevirmeyin abi ya. Gerek yok. Diyorum ya. Nimo, Nono... Facebook veya diğer mikser. Ben bir ara miksere çok geçmek istedim. Yalan yok. Hiç teklif Onların mesela arayüzü farklıydı ama of, güzeldi. çok kaliteliydi abi. Mikserin ben arayüzünü de o kalitesini de çok seviyordum. E, hep bekledim yani. Ona her platformdan teklif geliyor. Mikserden gelse değerlendiririm vallahi diyordum. Site kapandı amına koyayım. <laughs> <laughs> Onlar ne yapmıştı? Bütün parayı şrauda mı vermişler? Ee, galiba öyle ne bir yapmış şey yapmıştı. Yapmış. Şrauda. Öyle paralar duyuyorduk ki o zamanlar. Ulan dedik bunlar nasıl ayakta duracak? Sonra herkes şu söylüyordu. Microsoft abi. Amına <laughs> koyayım. Bir baktık. 6 ay sonra platform kapandı. Çok üzülmüştüm <laughs> mikserin gitmesine. Çok kaliteliydi içerikleri. insanlar, arayüz çok güzeldi yani. Evet, tarzını ben de beğenmiştim aradım. Yok galiba Kick'te şey yok. Burası kadar Türkiye pazarı olup olmadığı konusunda tam bir net bilgim yok ama Kick'te reklam yok. Yani reklam, reklam yok abi evet. Maalesef Şimdi burada biz sohbet ediyoruz. Eğer Twitch'i veya kiki ciddi anlamda karşılaştırmaya başlarsak o konu çok uzar. Çünkü ne olursa olsun bu işin erbabı, bu işin en yıkılmaz alanı Twitch'tir. Doğru. Yani düşünün şimdi geçmişi bugüne kadar A bahanesiyle B bahanesiyle isteğiyle isteksizliğiyle başka platformlara geçen insanların neredeyse yüzde %99 99.9'u Kike geri döndü. A şeye e, e geri döndü. <laughs> e geri döndü. Şimdi bunu ben böyle birçoğunuz gibi kötü yorumlamıyorum. Zaten adam oraya para kazanmak için veya yeni bir alan yaratayım kendime diye gidiyor. Orada sıkıntılar varsa, orada yanlışlar varsa, orada problemler varsa ne yapacak abi herif yani? E, dönmeyecek mi Twitch'e? Bir şey durumu oluşuyor. Onu bir anlayamıyorum izleyici gözünden. Bana anlatabilirsiniz. Merak ediyorum. Yani birini... Ronaldo gibi düşün ya. Bıraktı takımını. Arabistan'a bilmem neye gitti. Aman kodumu ben. Lan oğlum. O haklı ya. <gülüyor> hayır. <gülüyor> anlamıyorum o bakış açısını. Anlamadığım için soruyorum. Hani... Ben de bilmiyorum orada. Yorum şimdi şim burada bak alamadım. bakış açısı ve değerlendirme önemli. Eğer... ...mantıklı geliyorsa... ...bir yayıncının bir yere geçmesinden yana bir sıkıntı yok... ...bak ben de kitle oturup toplantı yapıyorum... 6 ay önce de yaptım... Ee, ...bir takım benim hoşuma gitmeyen... ...bana ters, benim karakterime ters... ...küçük dokunuşları vardı... ...adamlara dedim ki babalar... ...benim bir izleyici kitlem var... ...beni seven bir insan grubu var... ...o insan grubu... E, ...bir bundan hoşlanmaz... ...iki ben hoşlanmam dedim... ...adamlar dedi ki... ...babacım biz bunu değiştiremeyiz... ...ben dedim ki tamam öpüyorum... ...şimdi para kötü müydü? Hayır... Ama dedim ki tamam ben devam yolumda. Sıkıntı yok yani. TikTok aç abi siktir et hepsini. Her <laughs> adam. TikTok'ta yayınları canlı yayınları başlıyor. E ondan sonra tekrar dövüşler başlıyor. Teklifler geliyor. Diyor ki biz bunu bunu böyle demiştik ama şimdi bunu böyle yapmayalım dedik falan filan. E Facebook'ta da zamanda böyleydi. Diğer platform Nino'da Nomo'da falan da böyleydi. Yolluyorsun geri geliyor. Oluyor mu olmuyor mu? Ha platform değişmedi mi? arayüzler bizim Çetin hoşuna git. Ben bir tanesini isim vermeyeyim dedim ki sizden tek bir ricam var dedim her şey çok güzel. Dedim mi bilmiyorum yoksa bunu sesli biz ekiple mi konuştuk onu da hatırlamıyorum. Ya dedim bu chat'teki strik sahibi abonelerin karşılığını atıyorum diyelim ki burada Beyza ben sen 34. Evet, ayında ya. Az önce onu diyecektim. Evet. 34 aylık olarak aboneymiş gibi orada böyle bir datayı yedirebiliyor musun diye sormuşluğum vardı diye hatırlıyorum. Ama olmuyor tabii o yani hani ne alakalı bir şey. Ama işte mesela böyle. bak öyle bir şey olsa yani bireysel olarak münferit olarak senin için demiyorum genel olarak hani geçecekseniz işte bizim ekibimize ulaştıracaksınız belli bir listeyi biz onları işte verdiğiniz datalarla işleştireceğiz diye bir teşvik olsa çoğu kişi Yapar. bence daha meyilli olur geçmeyi. E tabii olur çünkü birçok kişinin ki hak veriyorum abonelerin o aylarca kastığı ve para harcadığı şey o, o tatminlik duygusu yani atıyorum kavun bey e, 30. ayı bekliyordur anladın mı? 30 aydır bu çete yazı yazdığı zaman Hı. abone olduğunu göstermek eşyamut gibi bir şey. E, onun orada sıfırlanıyor olması sanki emek ihlali gibi hissettiriyor ama e, yani o konuda eleştiri geldiği zaman ben ya saçmalamayın diyemiyorum çok ya öyle hissiyatı olabilir. Aslında mümkün ama çok e, çok zor abi. Şu an bak benim... Çok büyük iş ya. Tabii, e, tabi düşmüş aboneler ama 35 bin tane abonem var. 35 bin tane çıktığı vereceğin adam oradaki hesaplarla eşleştirecek falan. Ö, Yapmaz onu adam. Ama bu tek seferlik bir iş ya. Ya yani, yani o yapmayacak abi. Bunları. Biz ne yapacağız biliyor musun? O bize bir format... Mesela işte bir şey dosyası hazırlayacak. bu tamam doc. Biz o doka onun istediği formatta dolduracağız bilgileri. <laughs> Bütün moderatörler toplanmış böyle Abi vibe geldi abi. deriz diye bir de <gülüyor> 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 bike <gülüyor> bike <gülüyor> <geldi>. <gülüyor> Ya oğlum şimdi şey kısmına ayrı girerim bir gün ee, Yani Twitch'te de birçok şey yolunda değil arkadaşlar Yani Twitch'i başka yayıncılardan dinlemişsinizdir Yani Twitch gerçekten hiç olmadığı kadar başı boş ee, Yani çok saçma kararları var çok muhat ya, muhatap sıfır yani zaten başına bir şey gelse konuşabileceğim biri yok yani. Tonla problemi var. Orada. Resmen Türkiye'yi terk ettiler yani. Lap dediler çıktılar. İşte bazen de yani diyorum ya empati yapmak çok zordur eminim ama yayıncı olarak şey yapmak istiyorsun. Tamam baba yani burada biz bu muameleyi görüyorsak o zaman başka yerde şansımızı deneyelim diyorsun. Kazanç olsun veya olmasın. Ha bir noktada kazancı ayıplayanları görüyorum. Arkadaşlar hepimiz hayatlarımızda okuyup meslek sahibi olup terfiler ede ede daha iyi para kazanmak için yola çıkıyoruz bir noktada değil mi? Yani ben para kazanmadığım zaman birileri mutlu oluyorsa o ayrı bir şey. Ona ben bir yorum katamam yani. Allah akıl <laughs> fikir versin. Sendika gelsin yazmış adam. <laughs> Ama günün sonunda işlediğim işte gibi burada platform değişikliği ile ilgili gelen agresif yorumlardaki tek mantıklı gelen şey abonelerin striklerinin bir süre veya kalıcı bilemiyorum. Burada anı olarak kalıyor gibi olması. Bunun dışında da böyle bazı yorumlar çok saçma geliyor bana yani hani böyle. Adam başka platforma geçmeye karar vermiş. Bunu duyurmuş. Köpek gibi geri döneceksin. Ya ne oluyor? <laughs> ne, ne yaşıyorsun yani? Döner, dönmez. Yani ee Yani her şeyi paraya bağlamayın arkadaşlar. Herkes, hepiniz... Bak bu chatte bu konuları eleştiren bile birçok insanı... al buraya benim oturduğum yere koy ve teklifleri sun. Ben yani ne demesini bekliyor acaba? Yani hani eminim oraya oturacak, değerlendirecektir. Her, her hassasiyet farklı. Ben başka şeylere takılarak bazı şeyleri reddediyorum. Başkası var tanıdığım insanlar. Boşver abi amına koyun paraya diyor. E okey. Bu da kızılacak bir şey değil. O yüzden ben arkadaşlar OnlyFans'ta aktif yayınlara iki ay sonra <laughs> aboneliği de size özel 3 lira yapıyor. Hazır vücut daha uygun. <laughs> Yok daha uygun değil. Ama o bir teşvik olabilir bir 4 ayda. ne abi he. Öf. Düşünsene devam böyle Mert, Mert sen ben Ertan pozlarımız falan böyle. <laughs> Ertan abi. <ya. gülüyor> Ertan abi yapsa harbi yaparım. Vallahi... <gülüyor> <gülüyor> <beni> de yapar <laughs> ya şu an yani. evet bir şey yapmak